Biraz önce de söyledim, ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün Başkan Donald Trump'a yönelik asil soruşturmasının nasıl işleyeceğini belirleyecek bir oylama yapılacak. Meclise sunulan karar tasarısında halka açık oturumlar yapılması ve kapalı kapılar ardında oturum zabıtlarının da yayınlanması öngörülüyor. Tabii ki cumhuriyetçiler buna sıcak bakmıyorlar. Mehtap Çolak Yılmaz yanımda. Mehtap, bugün neler görüşüldüğünü, neler oylanacağını bize söyler misin? Şimdi bugüne kadar çoğunluğunu cumhuriyetçilerin oluşturduğu Temsilciler Meclisi büyük bir hazırlık içindeydi. Hep kapalı kapılar ardında oturumlar yapılıyordu. Birçok önemli ifade basına kapalı yapıldı. Hatta Cumhuriyetçi Partililerin bir gün meclisi basmasıyla bile sonuçlanan ilginç olaylara tanıklık ettik. Zira cumhuriyetçiler diyor ki siz çok kapalı bir şekilde bu süreci yürütüyordunuz. Eleştirisine maruz kalıyorlardı Cumhuriyetçi Parti'nin. Şimdi şöyle bir şey var. Bu Trump'ın görevden azledilmesiyle ilgili bir durum değil. Azil sürecinde nasıl bir yol izleneceğiyle dair Anayasa Mahkemesi bu görevi Temsilciler Meclisi'ne veriyor. Kongrenin alt kanadına veriyor. Bundan sonra ne olacak? Nasıl bir süreç işlenecek? Biliyorsun bir mahkeme celbi çıkartılıyordu. Göreve ifadeye çağrılan önemli hükümet yetkililerine. Hatta bazılar işbirliği yapmayacaklarını söylüyorlardı. Dışişleri Bakanlığından olsun, Beyaz Saray'dan olsun açıklamalar geliyordu. Şimdi burada verilecek karar bu oylama sonrasında ki 435 sandalye var biliyorsun. 234'ü demokratlardan oluşuyor. Demokratların çoğunlukta olduğu ve oylandıktan sonra da kimseye bir yani reddetme, ifadeye vermeye gelmiyorum şeklinde reddetme hakkı tanınmayacak. Mehtap, bu arada arkadaşlar bildirdi, azil süreci şu anda geçmiş. Evet, zaten beklenen bir şeydi o da. Çünkü sayı belliydi, çoğunluk belliydi. Yani demokratların tamamı oy kullanırsa. Çünkü salt çoğunluk yeterli oluyor. Zaten azil sürecinde de ilerleyen dakikalarda anlatıyor olacağız. Şimdi Başkan Donald Trump Ukrayna Devlet Başkanı'yla biliyorsun telefon görüşmesi yapmıştı. Kısaca hatırlatalım. Ve orada Amerika tarafından önceden onaylanmış bir askeri yardımı oraya geciktirme şeklinde bir koz kullanıyor, imasında bulunuyor bulunduğu iddia ediliyor Başkan Donald Trump'ın ve buna karşılık Biden yani siyasi rakibi olarak gördüğü kişinin oradaki durumunu soruşturması, oğlunun oradaki işlerini soruşturmasını istediği yönünde bir süreç var. Şimdi bundan sonra ne olacak? Birazcık onu anlatalım. Neden önemli bu? Ne olacak bundan sonra? Çünkü süreç de geçti. Biraz da başkanın yetkileri kısıtlanıyor galiba, değil mi? Bu konu? Evet, şimdi başkan diyordu ki bugüne kadar biz sizinle işbirliği yapmıyoruz. Çünkü bu bir cadavı. Bu siyasi bir süreç. Hukuki bir şekilde ilerlemiyor. Beni şu anda yok etmeye çalışıyorlar siyasi açıdan. Çünkü ekonomimizi yok etmek çalışıyorlar. Zira bir başkan görevden alınırsa, azledilirse ekonomisi, borsa çöker şeklinde açıklamaları oluyor. Zaten çok sert tartışmalara da tanıklık etti. Biliyorsunuz Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Nancy Pelosi ile Trump arasında çok sert tartışmalar yaşandı. Hatta o fotoğrafları hatırlayacaktır izleyicilerimiz. Şimdi bundan sonra ne olacak? Evet. Bundan sonra ne olacağı anlatacak Temsilciler Meclisi belirleyecek bundan sonra işlenecek süreci. Bir sürü ifadeye çağrılma süreci var. Yani önemli kilit isimler. Hatta burada öne çıkan bir isim var. Önümüzdeki hafta çağrılan John Bolton. Biliyorsun hararetli bir şekilde ayrılmışlardı. Amerika Başkanı ile Ulusal Güvenliği Danışmanlığı'nın görevinden. Şimdi onu hatta New York Times gazetesi saatli bomba benzetmesi yapıyor. Yani diyor ki onun anlatacakları çok önemli. Çünkü bu Ukrayna sürecine karşı çıkan isimlerden biriydi. İşten görevden ayrılma sürecini hatırlatacak olursak bir telefonda konuşmuşlardı. Tamam yarın konuşuruz demişti Başkan Donald Trump ama daha konuşmadan, istifa etmeden Bolton görevden aldığını açıklamıştı. Bu da ilginç bir ayrıntıydı. Bolton önümüzdeki hafta ifade verebilirmiş. Şimdi bu geçtiğine göre... Evet, avukatları zaten geçtiğimiz hafta pazarlık yapıyordu. Evet, bu geçtiğine, göre biraz da reddetme şansı kalmayacak. Yani mahkemeden celp çıkarılmasını bekliyorum demişti Bolton biliyorsun. Mecburen şimdi çağrılan herkes ifade vermek zorunda ve bugüne kadar verilen ifadelere baktığımızda Serdar pek Trump lehine bir tablo yok ortada. Yani eski görevden alınan Ukrayna Büyükelçisi, eski Ukrayna Özel Temsilcisi Dışişleri Bakanlığı'ndan hep
Donald Trump'ın bu yönde bir görüşme yaptığını doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Şimdi çember giderek daralıyor Beyaz Saray'a doğru. O görevde o telefon konuşmasında birebir bulunan isimlerin de ifade vermesi söz konusu. Süreç de daha şeffaflaşacağı için bugünkü oylamadan sonra azil sürecinin başlatılması ile ilgili çok daha hareketli günler bizi bekliyor diyebiliriz. Şimdi onu da soracağım ama önce basında nasıl yankılandı bu? Bize aktarır mısın? Basından gelen tepkiler nasıl görülüyor azil süreci? Elbette. Şimdi Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın kongrede yapılan onay oturumuna yer verdi mesela New York Times. Az önce dediğim gibi Bolton'un önemli açıklamalarını kusursuz bir görgü tanığı olarak tanımlıyor John Bolton'u mesela New York Times. Amerika'nın Ukrayna Büyükelçisi Mari Yovanovitch'ten bahsetmiştik az önce. Görevden uzaklaştırılmak için başlatılan karalama kampanyasında parmağı olduğunu söyledi dünkü Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Amerika'nın yani Trump'ın Rusya Büyükelçisi olarak aday gösterdiği ismin onay oturumu vardı kongrede. Ukrayna soruşturması damgasını vurdu. Bu çarpıcı açıklamalara yanıt veriyor. Şimdi bundan sonra Trump'a zorlu bir süreç bekliyor dediğimiz gibi. Evet, zorlu süreç bekliyor.